Değerli izleyicilerimiz, kadim şehir Aksaray'daki yolculuğumuz devam ediyor. Soğuk sulardan içmeyelim, hasta olup kendimizden geçmeyelim. Acı Pınar'dayız. Acı Pınar kimine göre? Pınarı acı, suyu soda kıvamında. Onun için adına Acı Pınar demişler. Köyün girişinde bir yakışıklı köyü bekliyor değerli dostlarımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abim? İyiyim abi. Hoş geldin. Allah daha iyisin. Nasılsın, iyi misin? Hava sert. İnsan mert. Evet. Üşüyor muyuz? Yok, üşümüyorum ben. Niye? Ben üşümüyorum. Deri mi kalın? Yok, ben delikanlı gibi bir adamım. Eyvallah. İsim ne abi? İsim Fevzi Öngün. Yalnız adımı kimse demez ya. Ne derler abi? Adıma çakmak derler. Neden çakmak derler? Dedem abi? Var ya, çok severmiş Fevzi Çakmağı. Ben dünyaya gelmiştim. Dedem askerden geldikten sonra 49'da ya bunun adını Fevzi Çakmak koyacak. 49 doğumlu musun? 49 doğumluyum. Babamın en yaşıtsın ya. Bak, neyse. Dedem severken çakmak çakmak. Ben adım vallahi evimde var ya tüm çakmak derler. Bak bütün her köyde beni çakmak derler. Ha, isme çakmak diyorlar. Çakmak derler. İsmim Fevzi. Yani soyadı paşa mi demiyorlar? Fevzi Çakmak paşa demiyorlar. Yok, da çakmak abi diyor. Çakmak derler ha. Memnun musun? Vallahi memurum. Geliyor diyor abi diyor Fevzi abi diyor. Şey Çakmak abi diyor. Fevzi Öngün'ün evi varmış. Nerede diyor bak. Vallahi ciddi mi diyorsun? Vallahi diyorum ya. Ha, bu seni yeni tanıyacak biri. Ha, vallahi. Namur... O zaman kimi tarif ediyorlar? Ben... Fevzi Öngün yok, çakmak mı var diyor. Şöyle Fevzi abi bir delikanlı görsün millet. Ay maş, babayı da kanmış. Ya estağfurullah. Maşallah. Ya estağfurullah. Şimdi sen bir durumun olmuş. Psikoloğa gitmek zorunda kalmış. Evet. Olay nedir? Kendime bir şey almak için de dedi, tamam. Adam sağlık raporu getir dedi yani. Tamam eve. Tamam ben de aldım yani. Ama psikoloğa gittin. Sağlık raporunu almak için de psikoloğa gidilir. Neye gidilir? Baytara gidilecek hali yoktu. Aynen öyle ya. Tamam abi şimdi ne sordu sana psikolog? Dedi ki Fevzi Bey dedi. Sana dedi bir sorun var dedi. Ben dedim buyur hanımefendi sorun. Dedi ki cebimizde dedi 9 lira paramız var. 9 lira paramız var. Kaç ekmek gider dedi. Bak. Ben dedim ki düşündüm. 2 ekmek gider bir de yarım. Dedi bilemedin dedi. Bilememişsin. Doğru cevap neymiş biliyor musun? Neymiş? Ekmek kaç lira deneceğimmiş. Sen ne dedin? 2,5 ekmek mi dedin? Vallahi ben öyle dedim ya. Ne oldu sonuç? Sonuç dedi ki sen dedi gittin şuradaydı 540 soru var dedi. Sen onu yaz dedi. Onu tamamladım. 540 soru mu? He vallahi 540 soru. Sen hayatında 540 soru çözdün mü? %70'ini yapmıştım yani. Doğru bilmişsin ya. He vallahi başarı yani. He adam da dedi çok güzel dedi. Abi büyük başarı be. Bir de içeride bir şey sordular. Bir şey anlatacaktı. Cerit ya, Cerit. Olmaz ya. Ne abi olmaz diye bir şey yok. Cerit de aşığım bir tanesi. Cerit nere oluyor bu arada? Burada bize buraya 5 kilometre bir koy. Evet. Orada demiş ki Acı Pınar'ın demiş gençleri demiş zır deli demiş. Bizim koyun suyu hani acı ya. Acı suyu içiyorlar. Gençleri zır deli demiş. Bizim bu muhtarın amcası var ya düğüne gidiyor. O diyen adamı diyen adama diyor ki gel İshak buraya gel diyor. Altındır Hazım Bey'in dişleri tıraş görmez Cerit'in başları efendidir Acı Pınar'ın gençleri. Bak bak Acı Pınar'ın suyu içiyor ya. Hep efendi. Vay bu be. Yani 40-50 senelik bir şey yani. Yalnız çakmak abi valla çakmak çakmak bir adam değerli dostlarımız. Yollar senin olsun, yarlar benim olsun. Çok teşekkür. Ovalar senin olsun, dağlar benim olsun be çok abi. Çok iyi adamsın. Valla memnun oldum. Bak konuştuğumuzda da memnun hadi bakalım. Hadi. Estağfurullah. Hadi. Teşekkür hadi ederim. Sağ ol. Değerli izleyicilerimiz, Acı Pınar'daki yolculuğumuz devam ediyor. Hava soğuk, kimse dışarı çıkmıyor. Bu gördüğünüz abimiz Acı Pınar'ın gençlerinden Şaban Öngün. Gençlerinden? Tabii canım. Şaban yaşlı baba yaş kaç? Yaş kaç gösterir şöyle tahmin? 70. Ne oldun sen ya? Daha 53-54 53-54 yaşa genç diyor ne? Tabii Şaban canım. Abi neyle bakıyorsun kendine? Kendimize neyle bakıyoruz? İşte olanla her şeyle bakıyoruz yani. Abi hava soğuk ama maşallah olsun yanıyor. Ya. Her taraf kıpkırmızı ya. Evet. Pancarına mı besliyor kendini? Biz her şeyle mi beslerik? Hep böyle güneş yüzü müsün? Evet. Biz doğal olarak yaşarız, doğal yedik. Doğal olarak yaşarız? Evet, doğal yedik. Doğal olarak. Yirik, evet. Doğal olarak ölürük mü diyorsun abi? Şaban abi, Şaban evet. Öngün abi. Ne haber, nasıl gidiyor? Valla iyidir şükür. Şaban ya. Abi yalnız kaçak kaç çıkmaya başlamışsın. Biraz var ki. Söyleyeyim bak.
Belediye var, zabıta var. Gelir ona göre. Gelsin. Ya sakın beni geçme. Yani benimki dupleks, seninki tripleks olmuş abi. Doğru doğru. Biraz dikkat et. Doğru ediyorum. Anladın mı abi? Ediyorum. Sonra ısıtmak zor oluyor. Anladın? Biz kendi kendimize ısındık ya. Kendi kendine ısınıyorum. Belli surata vurmuş. Ateşin pancar gibi. Tabii Türkü canım. Var mı? Türkü yok ya. Vardır ya. Be. Vallahi yok. İndim ona yaylada gelin. Aa gelin ola indim ola yayladan o gelin. Kaşın gözün beni derbiler. Tamam bu kadar başka bilmiyorum. Bu kadar yeter diyorsun he. Evet, yengeye yeter. Bir mesajın var mı? Çok seviyorum hanımımı. Valla. Tabii. Aşkın canım mı diyeceksin, canım mı diyeceksin, bir tane yani mi? Yani koyda hanım olarak geçerli. Öyle mi? Tabii. Canım, canım varım yok. Yengeyle ilgili şöyle 5 cümleyi peş peşe güzel güzel söyle gitsin abi. Yani ben hanımdan memnunum. Evet, bir. Tabii bize doğal bakıyor. İki. Ondan sonra her dediğimizi iki etmez. Evet, üç. Ondan sonra mutlu yani en önemlisi o. Ha. Yani mutluluk 20, formülü 26-27 hanımına bize bağışlı yani. Öyle mi? Kimse, güzel bağışlı mı yapıyorsunuz? Tabii. Güzel battı mı güzel görüyorsun diyor. Tabii canım. Abi yolun battın açık olsun herkes abi. Herkes cümlemizin, herkesin. Amin cümlemizin. Sağ ol. Acıpınar'ın Aksaray'ın güler yüzü. Gülle abla! Hey! Yolun ortasına geç Gülle abla. Ne orta? Sen ne yapıyorsun, iyi mi? İyiyim. Sen kimsin oğlum? Bilemedim. Şöyle bak. Tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ama yeni tanıdım. Nereden tanıdın? Muhtardan tanıdım. Neyim ben muhtarın? Ne bileyim ben. Muhtardan tanıdığım diyorsun, ne bileyim diyorum. Yaş kaç? 74. Hiç göstermiyorsun ya. Nasıl göstermiyorum? Yaşlandım iyice. Ben sordum şu gelen abla kim dedim. Güllü abla dediler. Niye Güllü dedim. Acıpınar'ın Güllü dediler. Yaşı 80'in üstünde dediler. Öyle mi dediler? Evet. Aldatmışlar seni. Aldatmışlar mı? Ama bizi aldatan hani bizden değildi? Niye sizden olmasın? Olur. Olur mu ya? Güllü abla. Ha, buyur. Nereye gidiyorsun? Şuraya konşuya varacağım. Ana. Ya ben her zaman söylüyorum. Erkekle kadın arasındaki fark. Bastonun güzelliğine bak abi. Abi Güllü ablanın bastonu bile güllü ya. Allah Allah. Vallahi güllü baston bak bunu da ilk defa görüyorum. Bunu bilerek mi seçtin ya güllü bastonu? Bilerek seçtim. Gül var diye üstünde. Gül var diye. Gülü seviyor musun? Severim. Gülü seven? Dikeni de sever. Bu da Aksara üstün oldu. Gülü seven dikeni de sever diyor. Dikeni de gülü sever. Seven dikenine katlanır. Katlanır. Doğru mu? Nereye gidiyorsun? Ya bu tarafa gidiyordun. Şuraya varacağım. Şuraya varacaksın. Şu eve varacağım. Tamam bu eve var. Bu eve. Abo bu tarihi ev ya gel beraber gidek. Abo evin güzelliğine bak kimin evi bu ya Güllü abla? Ali'nin evi. Hacı İbn Ali, Ali derler. Kim? Hacı İbn Ali derler. Kim abi? Ali abi kim? Ali. Bu Ayağınsa abi işte. Allah Allah. Ali abi. Buyurun. Evin zabı sen misin? Benim. Yukarıdaki prenses kim? İşte o da bu. Evin prensesi mi diyorsun? Abi evin güzelliğine bak ya. Prensesi. Evin güzelliğine bak ya. Ney bir daha söyle. Benim hanımım bir tane. Benim hanımım bir tane. Koyan muhtar olacak adam. Abi eve bak eve taş ev ya. Selamun aleyküm. Evimiz tarihi. Heh? Evimize koyumuza hoş evimiz geldiniz. Evimiz tarihi. Abo ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun ya. Bir kahvemizi için. Biz yapacak kahveyi. Yuh ekmek gerek. Öyle ne kayfesi oğlum ne kayfesi. Yuh ekmek pilav. Bulgur pilavı. Kahve dedi enişte. Gelinim var. Gelinim kahvemizi hemen yapar. Hanım artık yapamaz. Yaşlandı. Ne dedi? Yaparım. Daha senin karnını doyuracak kadar yapar. Eyvallah. İsim ne Hacı abi? İsmim Ali Niyacı Kılıç. Ali Niyacı Kılıç. Koyda Ali Kılıç. Ali Kılıç. Nuhuz'da Ali Niyacı Kılıç, Koyda Ali Kılıç. Yalnız sana ben bir şey söyleyeyim, sen çok uyanık adama benziyorsun. Yok canım o kadar da değil. Sen şimdi demin yengeye metiyeler düzdün, ne dedim bir daha söyle, duyamadım köpek avlayınca oradan. Yengen evimin prensesi, koyumun prensesi, Türkiye'nin prensesi. Yengen bir tane. Diyorsun. Diyorum. Ana bizi var diye mi hava bastı devamlı böyle yapar mı? Her zaman öyledir. Onun kalbi ayna gibidir. Baktın mı kendini görüyorsun yani? He öyle kalbi ayna gibi. Onun. Kaç yıllık aşk var aranızda? 52'yi doldurdum 53. 52'yi doldurdun 53. 70'te evlendik kuzum. Sık sık seni seviyorum der mi? Hiç demez.
Abi, abi ya. Yaşla değerlik yaşlandık kuzum. Bizim günümüzde onlar yiyordu. Sever ama o kelimeyi de kullanmaz. Ciddi mi diyorsun? He, kullanamaz. Allah Allah. Kullanamaz ben, dedi. Sen ona, onun dediğini boş ver. Ben hanımsız bir tarafa gitmem. E tamam ben de gitmem Allah Allah ya. Hanımsız yok. Ben hanım almayınca bazıları götürmez hanımını. Ama ben hanımsız bir tarafa gitmem. Şimdi Ali abi bu böyle kadar... Böyle yaşamasak 52 yılı bitirebilir miyiz biz? Bitiremezsin. Ha 52 tamam yıl oldu. Şimdi Ali bitti abi. Bitti 52 yıl bitti. Ali abi deminden beri güzel sözler söylüyorsun ama öyle aşkım maşkım demez diyor musun? Onu diyem yok biz alışık değilik. Bizim ne var? Bizim zamanımızda öyle yoktu. Aşk gayrı bundan sonra desin gayrı. Desin dedi be. Ha bundan sonra diyeyim. De. 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 Bundan sonra aşkım hayatım. sen kota gidiyor ya. Sen ben de onu sevmesem bunca yıldır bir arada kalmazdık. Diyorsunuz çekiş iyi kötü. 53. yılıma girdim çok iyi. 52 yıl 4 gün oldu. Biz evleneli. 52 yıl 4 gün. Evet. Ya anne günleri saymış ya. Evet sayar sayar. Peki test edeyim. Annemin doğum günü ne zaman? Birebir 54. Şimdi eskiden doğum günü gününe yazılı değildi ki. Yani günü biliyor musun? Günü diyorum ya günü. Nüfus kağıdındaki günü. Tam gününü bilmiyorum. Ben aynı doğumdayız. Aynı tarihimiz aynı. Bil anamız babamız. Eskiden neydi biliyor musun? Karışın onu. Karıkış. Bu ay karıkış. Karışın onu. Günü yok, tarihi yok. Onu bilen bu. Karakışın onu diye yazıyorduk. Şimdi böyle yazılı. Nüfus kağıdında karakışın onu yok, diye mi yok. Yazıyor? Yok yok. Birebir 1954. Onunki de benimki de aynı tarih. 1-1-1954. He. İkimizki de aynı. Abo. İkiniz de 1-1-1954. He. Şimdi 68-69 yıl önce bunu bil, günü gününe yazan kimidi? Eyvah. Yazanı bilen kimidi? Acaba bir tane de türkü var mı? Türkü... Bir türkü patlatın. Valla türküm pek yok. Vardır. Unuttum hep yaşlandık ya. Ya. Gerçek şöyle diyorum. Yengemin gözünün içine bak. Gerçek diyorum unuttum. Ali abi bir tane patlatırsın. Sen de hiç unutacak şey yok. Kafa yok. Şöyle bir düşün. Ne söylerdi güzel türkü? Öyle pek türkücülüğü yok da işte mıtırdanırdı biraz. Neyi mıtırdanırdı? Deveci meveci eski türkülerde. Oh, gelsin deveci al bakalım abi. Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu namazımı kıl Fadime'm. Şu dağların burcu musun? Yersen kötünün harcı mısın? Kurban olam suna gelin sen kötünün harcı mısın? Al Fadime'm, bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Teşekkür ederim. Nefesim daralıyor. Bana nazlanıyor, daralıyorum diye görüyor musun türküyü? Öyle bana nazlanır. Evet. Hastayım, nefesim daralıyor. Allah Allah. Nasıl açıldı nefesi ama? Koray. Öyle. Şimdi gerçeği konuşmak lazım. Burası, çok burası. Uyanık, çok sempatik, çok sevecen bir büyüğümüzsün. Sen de anne, güzeller güzeliymişsin. Teşekkür ederim. Önünü Ali Rıza abiye kaptırmışsın. Allah o da sana diyorsun. Sevdalı. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Amin. Son amin. Nefesine kadar bir amin, yastıkta amin. Birlikte olun. Yüzü yaşınızı inşallah görün. Yok o kadar da değil. Allah elden ayaktan düşürmesin. Yüz yaşı uzun. Allah elden ayaktan düşürmesin. Yüz yaş uzun. Oğlum kızım dedirip de kimseye muhtaç etmeden Cenab-ı Allah canımızı alsın. Diyorsun. Tabii öyle diyorum. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz Aksaray'daki Acıpınar'daki yolculuğumuza devam ediyoruz. Biliyorsunuz evlenme çağı geldiğinde ne yapılır efendim? Çeyiz yapılır. Peki çeyizini yapmış, işini bulmuş, evini köyünü yapmış. Bu kardeşimiz de bekarmış. Abi dedi gözüme göre, gönlüme göre, yüreğime göre, sevgime göre, aşkıma göre, muhabbetime göre dedi. Birini arıyorum dedi. Kısa bir tanıtıcı reklam diyoruz efendim. İsim Oğuzhan. Yaş kaç? 30. Ev var? Ev var. Maaş dolgun. Elhamdülillah. Ana baba var. Aynen. Kaç kardeşsin? Oğlan olarak tekim. İki kız kardeşim var. İkisi de evlendi. Maddi durumu iyi.
İyi, güzel. Manevi durumu iyi. İyi, elhamdülillah. Her şey iyi. Çiçek otomobil tepki. Firmasında çalışıyorsun. Aynen. Nasıl birini gönlüne yakıştırıyorsun? Anana babana kendine yakıştırıyorsun. İyi, güzel. Kendi güzel. Aile olabilecek birisini talep ediyoruz. Eyvallah. Acıpınar'dayız diyorsun. Acıpınar'dayız abi. Gelin bizi bulsunlar diyorsun. İnşallah. Eyvallah diyoruz değerli dostlarımız. İşte damat adayımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı abi. Benim Mahmut'un babası. Kimin babası? Mahmut Başkan'ın. Mahmut Başkan kim abi? Geçikoyun Başkanı var mı Mahmut? Geri gelmişsiniz ya. Kim dedi abi? Mahmut dedi ya. Hangi Mahmut? Abi oraya bakıp durma, bana bak Hacı abi. Yaş kaç? Yaş 80. 80. Biz burada demin bir damat adayı vardı. Evet. Bizim aracılığımızla ülkeye seslendi. Evlenmek istiyorum dedi. Evet. Olabilir. İnsan olur. İyi, olacak. Sen oradan çıktın geldin. Ya Mahmut dedi ki ne? Gazeteciler gelecek evvel dedi ya. Ben sizi bekliyoruz biz. Abi Mahmut kim? Ben onu anlamadım. Ben bir tane Mahmut tanıyorum. O da benim babam. Mahmut Şen. Mahmut. Sizin isim ne? Benim isim Celal. Mahmut. Keçikoyun Başkanı Mahmut var ya. Abi Keçikoyun'undan başkanı var burada. He. Ya işte koyun burada. Koyun mandalası var. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ne dedin abi, bir daha ismi söyle. Mahmut Başkan'ın Geçikoyun Başkanı Mahmut dedi ki ne... Sen kimisin Mahmut'un abi? Mahmut'un neysin? Ben babasıyım Mahmut'un. Keçikoyun Başkanı Mahmut Bey mi? Mahmut dedim, ben babasıyım. Tamam, senin isim ne? Celal. Celal abi, he. Sen bizi karşılamaya mı geldin? Evet, ben sizi almaya geldim ben. Eyvallah, gel ver şu elini öperim Celal abi. Mıktar tembih de... Eli de peşin veriyor ha, vallahi peşin veriyor. Eve gidecekler. Keçikoyun var, kurt var orada, köpek var. Kurdalan köpek. Yalnız ben şeyi anlamadım Celal abi. Burada keçi, koyun, kooperatif başkanı mı var? Evet. Aksaray'ın koyun başkanı Mahmut Aktürk. Keçi koyun başkanı. Abi koyun, şöyle olmasın. Birlik başkanı ya. Birlik abi. Ya, birlik ya. Onu söyle abi. Ya birlik beni. Ha, onu söyle be Celal abi be. Ya, yani değil. Şunu diyorsun. Aksaray büyükbaş hayvancılıkta, küçükbaş hayvancılıkta ülkemizin önde gelen illerinden birisi. Evet. Birlik. Tarımsal faaliyette, hayvancılık faaliyetlerinde, makine kimya enstitüsünde evet. Çok iyiyiz. Evet. Ihlara Vadimiz var. Evet. Hasan Dağımız var. Hepsi var. Çileğimiz var. Evet. Turizmimiz var. Tuz Gölümüz var diyorsun. Evet. Ondan sonra da diyorsun ki benim çocuk, benim evlat da diyorsun. Keçi ve koyun birlik başkanı diyorsun. Birlik başkanı. Adı da Mahmut. Heh, Mahmut. Anlaştık abi. Tamam. Ya. Abo. Abo. Oh. Ya. Oh. 42 doğumluyum. Oh! Vallahi billahi. 80 vallahi gel Celal abi. Gir koluma. Tamam. Hop gir koluma. Hadi gidiyoruz. Celal abi götürüyor bizi değerli dostlarımız. Evet değerli izleyicilerimiz, tabii ki hayvanları beslemek için yazdan hazırlıklar yapılıyor. Samanlar desteleniyor, silajlar yapılıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Memleket? Afganistan. Afganistanlısın. Evet, evet. Kardeş memleket. Kardeş memleket. Eyvallah. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi çalışıyoruz. Sılaç atarız. Sılaç atacağız. Evet. Sonra hayvanlar yiyecek onu. Sonra hayvanlar yiyecek. Eyvallah. Evet. Bu sılacın içinde ne var? Şey var. Mısır var. Mısır var. Başka? Başka bir şey yok. Sadece başka bir şey yok. Çoluk çocuğu da getirdin mi? Burada mı çoluk yok, çocuğu? Yok. Afgan'da. Orada? Orada Afgan'da. Memnunsun Türkiye'den? Tabii memnunum ya. Kaç çocuk var? 4 çocuk var benim. 4 tane. Ulan yaş kaç? 27. 27 4 tane çocuk var. 4 tane çocuk var. Özlüyor musun? Çok özlüyorum da ama işte. İsimleri ne? İsimleri Münir Rahman, Mücib Rahman. Münir Rahman. Mücib Rahman. Mücib Rahman. Evet. Bir de bir kız çocuğum var. Onun adı Pari. Pari. Bir de şey var. Bir çocuğum daha var. Onun adı şey Aladdin. Aladdin. Evet. 4 tane çocuk 4 var. 4 tane çocuk var. Eyvallah. Buradan yengeye bir şey söyleyeceğim mi? Sağ olsun, çok memnunum buradan. Başka istediğim başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Bir şey eyvallah yok. Diyoruz kardeşim. Sağ senin isim neydi? Ahmet. Ahmet. Ahmet mi Ahmet mi? Ahmet, soy isim Ahmet Nadiri. Ahmet Nadiri. Nadiri. Evet, Ahmet Nadiri değerli dostlarımız. Ekmek parası için Afganistan'dan ülkemize gelmiş. Aksaray'da dediğim gibi büyükbaş ve küçük hayvancılık çok önemli seviyede yapılıyor. Burada ekmeğini peşine düşmüş. Kardeşim sana kolay gelsin. Sağ olun. Haydi abi. Bakalım kolay gelsin. Evet değerli izleyicilerimiz, Kadimşehir Aksaray'daki yolculuğumuz devam ediyor. Acıpınar'dayız.
Cantekin Zengin, Türkiye'nin en iyi fiziğine ben sahibim dedi. En iyi sesine ben sahibim dedi. En iyi sazına ben sahibim dedi. En iyi sözüne ben sahibim dedi. Koyunların arasına daldık değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi Aksaray'da yine söylüyorum, küçük baş ve büyük başta önder illerimizden biri. Şimdi Cantekin kardeşim coşturacak. Onun güzel sesiyle, sazıyla, sözüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Suya gider allı gelin, has gelin, has gelin. Topukları nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Topukları nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Bu güzellik sade sana, has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana, has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım aman. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım aman. Evet değerli izleyicilerimiz, az önce sazı salan, türküyü söyleyen kardeşimi biliyorsun anons ettik ama heybete bakar mısınız değerli dostlarımız? Maşallah var, boy kaç ya? 1.90. 1.90 kilo? Evet. Kilo da 100 aşkın yani. 100 kilo. Bence de aşmıştır biraz ya. Aştı, aynen aştı. Senin kemikler sadece 100 kilo gelir. Genetik biraz, ailede de var. Abi koyunumuzun cinsi ne? Koyunumuzun cinsi Akkaraman koyunu. Akkaraman? Akkaraman, evet. Aksaray'a mahsus mu? Aksaray, Sivas yöresinden. Kangal Akkaraman karışımı daha doğrusu. Eyvallah. Akkaraman da var, Kangal da var. Karışımı yani. Et mi, süt mü? Biz et olarak yapıyoruz. Yani kuzularını besletiyoruz. Sağımını yapmıyoruz biz. Emme durumu kesildikten sonra satıma gidiyor. Kesime eyvallah gidiyor kuzular. Kaçıncı yani ayında gidiyor? Altıncı ayında falan gider aşağı yukarı. O zamana kadar güzel et tutuyor. Kadar güzel et tutar. Annesini emdiği için daha iyi et tutar hayvanlar. Çifter mi doğuruyor, tek mi? Ya Akkaraman koyununda genellikle yani %20, %30 beslemeye, bakıma göre değişir. %30, %40'lara hatta %50'lere bile varır yani iyi beslenmiş hayvanlarda ikizlik oranı. Eyvallah. Türkiye'nin en kaliteli kuzuları diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz. Aksaray yöresi zaten koyunculukta çok iyidir. Evet değerli izleyicilerimiz, hep sürekli söylüyoruz ya, ya Rabbi bizleri vatansız, bayraksız, ezansız, topraksız ve tabii ki susuz bırakma diyoruz. Güzel ilimizde, Türkiye'mizde, 81 şehrimizde, her yerinde kiminden soğuk, kiminden sıcak sular adeta fışkırıyor. İşte onlardan biri de Aksaray'da Tapduk Emre'nin mekanına giderken yolun kenarında gördüğünüz gibi doğal kaynak su. İlerleyen yıllarda belki de burada bir kaplıca yatırımı da yapılabilir diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Aksaray'daki yolculuğumuz devam ediyor. Aksaray'da tabii 7/24 davarlar nerede? Ovada, bayırda, dağda, çayırda. Selamun aleyküm. Selam. Nasılsın abicim? İyiyim, siz nasılsınız? İyisiniz. Hamdolsun. Sen nasılsın abi? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Allah daha iyisi. Aksaraylı gibi durmuyorsun. Sesinden anlarım. Vallahi Aksaraylıyız biz. Ciddi mi diyorsun? Ciddiyim evet. Nereden anlayacağız Aksaraylı olduğunu? Nasıl yani? Aksaray Belediyesi kaç yılında kurulmuştur? Belediyesi mi? Evet. Vallahi onu bilemeyeceğim de yani. Onu bilmiyorum ben. Aksaray Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta kaçıncı sıradadır? Bunu tam olarak bilmiyorum. 4. 5. sıradadır herhalde. Aksaray'ın girişinde hangi padişahımızın büstü vardır? Girişinde. Valla biliyorum da.
Aksaray kabak çekirdeğinde ve ay çekirdeğinde Türkiye'de kaçıncı sıradadır? Onlar tam bilmiyorum valla. Hasan Dağı'nın yüksekliği kaçtır? Valla bilmiyorum. Abi onu bilmiyoruz, bunu bilmiyoruz. Sen ne biliyorsun abi? Şu bıyıkları bir görelim ya. Yaş kaç? Yaş 50. 50 yaşındasın? Evet. 50 yaşındasın? 50 yaşındayım evet. İsim ne? Dağıstan Çınar. Dağıstan abi kaç yıllık çobansın? Gel abi yakalayalım. Dağıstan abi. Tabii ki bu tür büyük sürülerde olmazsa olmaz. Bir, çoban köpekleri. İki, eşekler. Şöyle kara kaçanın yanına doğru gel abi. Adı var mı abi? Yok abi. Abi bunun iki ayağını birbirine niye bağlamışsın? Kaçıyor hele gelmiyor o yüzden. He? Koyunu bırakıp gidiyor. Koyunu bırakıp gidiyor mu? Evet. Enteresan yani. Böyle olunca hızlı gidemiyor diyorsun öyle mi? Yok gidiyor hele gelmiyor yani o zaman. Abi yakalayabilecek miyiz biz onu şimdi? Şimdi yakalarım. Yakalayabilir miyiz? Evet. Bir yakala abi. Yakalarım. Bir yakala bakalım abi. Evet sıpasıyla beraber değerli dostlarımız. Oo çok rahat. Maşallah. Adı ne abi? Adı yok. Adı yok mu? Yok ismi yok. Dik kulak diyelim buna. Dik kulak diyelim. Yani. Bugün itibariyle kaç yaşında? Valla ben bunu bir yılda aldım. Benim kendi eşeğim değil herhalde. 4-5 var herhalde. 4-5 var. Evet. Öbürü de sıpası mı abi? O sıpası. Kaç tane şeyimiz var? Çoban köpeğimiz var. 4 tane var. 4 tane var. Şey urbada ne var abi? Burada bizim kolcuk var işte ekmek şey. Oh maşallah. Ya şimdi çevirin bu ekmeği. Çevir gelsin abi ben bunu tutuyorum. Tamam. Dur ulan tepim mepim deme sakın ha. Dur. Zabın gelene kadar bekle. Nasılsın iyi misin? Barış Manço biliyorsun ne diyor? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Hep kulakların dik gidiyorsun be. Hep dik gidiyorsun be maşallah be. Ama bakımlı hayvan ha. Vallahi bakımlı. Semeri de çok güzel. Motivi. Keyfin nasıl? Sağlık sıhhat nasıl? Yükün ağır be. Hı? Yükün ağır be. Her zaman böyle kulakların gibi dik dur be. Biliyorsun değerli dostlarımız, eşek dünyanın en güzel gözlü hayvanı derler. Evet şöyle bakıyorum, şöyle bir göz göze gelir. Benim gözler de fena değildir ha. Benim gözler de fena değildir. Yavaş yavaş burnundan solumaya başladın. Seni çok da fazla meşgul etmeyeyim ben. Tamam mı? Kendine çok çok iyi bak. Hadi bakalım. Yolun bahtın açık olsun canım benim. Evet değerli izleyicilerimiz. Ben zaten bu işte bir terslik var dedim. Şifreden anladım. Şifremizden illa belli oluyor değil mi? Neyden belli oluyor? Şifre. Şifreden. Evet. Nasıl oluyor şifre? Vallahi bilmiyorum. Şifremiz illa belli oluyormuş demek ki. Şifreden kendin ele verdin değil mi? Eyvallah. Kök nereden gelme? Diyarbakır'dan gelme diyorlar yani. Dedelerimiz oradan gelmeymiş. Sen kaç yıllık burada mı doğmamışsın? Ben burada, babam da buradan doğma büyüme, dedem de buradan doğma büyüme. Vay be. Buradan nasıl... Ama öyle diyorlar yani ben tam olarak eyvallah bilmiyorum. Eyvallah. Diyarbakır da evliyalar şehri. Bizim ülkemizin en öyle güzide tabii illerinden biri. Buradan selam taraf... olsun. Diyarbakır'a, Şırnak'a, Hakkari'ye, Mersin'e, Edirne'ye. Antep'e, Mardin'e, Edirne'ye. Her tarafa. Şanlıurfa'ya selam olsun diyoruz abi. Kaç tane hayvan var? 200 kusurva da ekine girdi. Yine gittiler. Yine abi gittiler. Sana eyvallah. Haydi sana abi. Eyvallah abi. Kendine eyvallah. Siz de eyvallah. Allah'a emanet olun abi. Siz de Allah'a emanet olun. Hadi. Evet meşhur bir laf var biliyorsunuz. Birincisini söylemeyeyim de ikincisini söyleyebilirim. Diyorlar ya seni gidi eşek sıpası diye. Eşek sıpası mısın sen? Büyük eşek sıpasısın ha, büyümüşsün. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Haydi bakalım yolun battın açık olsun. Tüylerinin kırpılma vakti gelmiş ona göre. Bakımını ihmal etme. Tamam. Haydi bakalım kendine çok iyi bak. Evet değerli izleyicilerimiz bu genç delikanlı dedi ki şöyle mi duralım? Nerede durmak istiyorsan orada dur be abim be. İsim ne? Turan Keser. Turan Keser. Ha. Burada rüzgarlar sert eser diyorsun doğru mu abi? Evet eser evet. Senin isim ne abi? Nail. Ne? Nail. Nail soy isim? Keser. Nail Keser sen de mi abi? He. Akrabalık var mı? Akraba var var. Nereden? Kökten akrabaydı. Ne zaman itibariyle?
zaman itibari. Babalarının hatta babalarından daha dedelerinden. Yani babalarımızdan dedelerimizden desen daha iyi olur yani. Tamam, yabancı gibi diyorum, babalarından diyor. Babalarımızdan, dedelerimizden, ceddimizden, soyumuzdan, sopumuzdan, evet, gelmişimizden, geçmişimizden, evet, ölümüzden, evet, dirimizden. Evet evet. Nasılsın evet abim? Çok şükür. İyi. Yaş kaç? Yaş 79. 79. Senin abin Aylan. Bir dakika, bu senden büyük. Bir yaş büyük. Akşam. Çaylar da geliyor, gel abi. Bu köyün adı ne abi? Kargın. Kargın köyü değerli dostlarımız. Burası Çorum'dan göçmüş. Kargı ilçesi var Çorum'un. Çaylar, tavşan kanı, yaşayacaksın Kargın köyünde anı. Buyur abicim benim. Çaylar benden. Meşhur mu kardeş buranın? Evet evet. Tavşan kanı, kargın çayı. Kargının çayı değerli dostlar insana 10 yıl daha ömür katar diyorsun. Evet. Yatmadan evvel bu çayı içen sabaha kadar diyorsun güzel yatar diyorsun. Evet. Evet. Eyvallah, ver bakalım kardeşim gelsin. Buyur abi. Abi şimdi burada çay nasıl içilir? Çay burada iki şeker içilir. He? İki şeker attığını içiyor. Şeker zarar olmasın? He? Bazıları atmıyor, bazıları ben atayım iki şeker. Evet değerli dostlar, her gittiğimiz yerde mutlaka oranın renkli bir siması geliyor. Ağada kardeşimiz geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kargın köyümüze. Evet. Hoş geldiniz dedin. Hoş bulduk. Evet. Evet o kadar. Nasıl, çayları da beğendiniz mi? İçmedik daha. İçince bakacak bakalım. Karadeniz'den ilk çıkışta bizim buraya geldi. Bizim çaylar meşhur. Oh meşhur. Ya. Nail abi çek bakayım, bir hüplet. Çek çek çek. Ya. Abo. Nail abi be. Seviyorsun sen bu işi. Devamlı çay içer miyiz abi? İçeriz. Avaralıktan diyorsun. İçeriz ya. Çay da içeriz. Otururuz abi, sohbet yaparız. Bir günün nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Öğlen ne yapıyorsun? Akşam kaçta yatıyorsun? 8'de 9'da yatarım. Akşam? He. Nasıl sabah ediyorsun 8'de 9'da? Ne yapayım, tek başıma yaşıyorum. Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah mı? Sabah 9'da 9'da kalkıyorum. 9'da kalkıyorsun. Bu uzun yaşamanın sırrı ne? Vallahi bilmiyorum abi. He? Allah'tan ya. Allah'tan mı? He. Bir de şu Nail abicim. Nail abi, bu uzun yaşamanın sırrı ne? Herkes 80 yaşını göremez. Evet tabii tabii. Ya desene Nail abi, Hasan Ağa'nın havası var, pekmezi var, üzümü var, organik beslendik. Bundan al. Allah. Hasan abi çok güleç yüzlü ya. Hasan Ağa'nın havası sert olur, adamı mert olur. Evet, ha. Sen söyle öyle bitirelim abi, lafı arkadaş söyledi. Hasan Ağa'nın havası sert olur, insanı mert olur. Oradan bir de ben ne diyorum biliyor musunuz? Bu ülkeyi severseniz dost olur, bu ülkeye kafa kaldırmaya kalkarsanız Hasan Ağa'nın insanı hepinize dert olur diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Aksaray'daki yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık 3-4 yıl evvel geldiğimde gerçekten bakıma, tadilata, tamirata ihtiyacı vardı. Aksaray Valiliği, Aksaray İl Özel İdaresi, daha doğrusu Aksaray'ın güzel yöneticileri hemen taşın altına ellerini koymuşlar ve gerçekten ülkemizin en kıymetli taşlarından Yunus Emre'nin hocası, alimlerin alimi Tapduk Emre adına müthiş bir cami vardı ama yenilenmiş. Aynı zamanda kabrinin dış mekanı da yenilenmiş. Gerçekten gelmeniz, görmeniz, sık sık ziyaret etmeniz gereken bir yer olmuş. Şimdi Metin Koca, mahallenin muhtarı, burada doğan, burada büyüyen, burayı da en iyi bilen isimlerden birisi. Öncelikle çehresi %1500 değişmiş. Buradan başlayalım. Kimlerin emekleri var? Efendim, burada sayın başta olmak üzere sayın valim, genel sekreterim, bütün müdürlerimiz, çalışan herkesten Allah razı olsun efendim. Eyvallah diyoruz. Şimdi Tapduk Emre kimdir? Bilmeyenler için söyleyelim. Tapduk Emre bizim bildiğimiz kadar rivayetlere göre çok 300, 500, 600 sene önce. Daha da belki fazladır efendim. Burada Tapduk Emre'nin mezarı burası. Şu mezarda görünen Yunus Emre'nin mezarıdır efendim. Bu taş sofra taşımızdır. Tapduk Emre'nin gelen müritleri veya ki bir misafirleri ikramını falan bu taşın üstünde yapıyoruz efendim. Sofra taşı olarak bu taşımızdır efendim. Yunus Emre'nin hocası. Evet efendim. Yunus Emre'nin şu kısımda odun getiren şu dağ var efendim. Şu arkada dağımız vardır. Tapduk Emre'ye odun çekermiş. Bildiğimiz kadarıyla rivayetlere göre hep düz odun getiriyor Tapduk Emre'ye. Düz odun getiriyor. Tabii Tapduk Emre de demiş ki Yunus Emre'ye, demiş ki herkes eğri büğrü odun getiriyor. Siz niye böyle düz odun nereden getiriyorsunuz falan. Diyor ki hocam, sizin kapıya eğri büğrü olmaz.
Öyle rivayetlere öyle bir geçmiş efendim. Yani düz adam lazım diyorsun. Aynen, aynen doğru efendim, adam aynen. lazım diyorsun. O meseleye getiriyor efendim. Eyvallah. Aslında burada da biraz da bahsetmişler burada tabii. Evet, yazıyor zaten efendim. Moğol istilası döneminde Horasan bölgesinden ayrılarak Anadolu'ya gelen Tapduk Emre Selçuklular devrinde Aksaray civarına yerleşmiş Hacı Bektaşi Veli'nin halefi Yunus Emre'nin hocasıdır. Menkıbelere göre Hacı Bektaşi Veli Yunus Emre'yi yetiştirme görevini Tapduk Emre'ye bırakır. Tapduk Emre dergahına 40 yıl odun taşıyan Derviş Yunus bu dergahın yetiştirdiği en büyük erenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tapduk'un tapusunda kul olduk kapusunda miskin Yunus çiğ idik piştik elhamdülillah diyor Yunus Emre. Evet değerli izleyicilerimiz, büyük alim Tapduk Emre yaşamakta olan halk kültürüne göre 2,5 metre çapındaki bu taş Tapduk Emre'nin müritleriyle birlikte bir araya gelip yemek yediği sofranın taşıdır. İşte taşın orijinali burada, Yunus Emre'nin kabri orada, Tapduk Emre'nin kabri burada ve arkasında da Aksaray Valiliği tarafından yaptırılan, il özel idaresi tarafından yaptırılan yeni cami. Vatandaşlarımızın hizmetinde Aksaray yolunuz düşerse mutlaka Tapduk Emre köyüne gelin. Hem Tapduk Emre'nin mekanını hem Yunus Emre'nin mekanını görün, duanızı edin, ibadetinizi yapın, yolunuza devam edin diyoruz. Evet değerli dostlar, burası da Yunus Emre'nin kabri. Biraz bahseder misiniz Sayın Muhtarım? Efendim, sene 84'te burası aynı tamirat vardı. Bu mezar aynı yerindedir efendim. Fakat üstünde temizlik yaptığı için kapak taşları görünüyor efendim. Bizim burada Behçet abimiz var. Yanında 2-3 kişi daha varmış. Kapak taşlarını kaldırdığı zaman naaşı komple hepsi duruyor. Saç burada, sakal burada. Hiç bozulmadan bunlar bismillah diyerek geri kapak taşlarını kapatıyor. O şekil burada duruyor efendim. Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre'nin mezarı efendim. Rivayetlere göre Tapduk Emre demiş ki ayak başucumdan bir yere ayrılma. Rivayetlere göre baktığımız zaman zaten efendim Tapduk Emre'mizin mezarı burasıdır. Yunus Emre de ayak başucundadır. Doğru mu efendim? Evet. Öyle bir bilgimiz var efendim rivayetlere göre burası Yunus Emre'nin mezarıdır efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, En İyisi Gezmek programında az önce ekranlara Tapduk Emre Camii, Tapduk Emre'nin türbesi ve tabi talebesi Yunus Emre'nin türbesi ve onların müritleri ekranlara geldi. Gerçekten çehresi %1500 değişmiş, müthiş bir mimari ortaya çıkartılmış. Yolunuzu Aksaray'a düşürürseniz mutlaka ama mutlaka Tapduk Emre'nin mekanına, makamına uğrayın diyoruz. O çehrenin değişmesinde Aksaray Valimiz Hamza Aydoğdu ile birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin çok büyük emekleri var. Yüreklerini koymuşlar o taşların altına. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile birlikteyiz. Neler yaptınız? Müthiş bir yer olmuş gerçekten. Harun Bey, öncelikle ilimize hoş geldiniz. İlimizin manevi önderlerinden Tapduk Emre ve Yunus Emre'nin türbelerini restorasyona Tapduk Emre bitti, Yunus Emre de devam ediyor. 2020 yılında ilimize geldiğimizde Sayın Valimizin talimatıyla ilimizin önde gelenlerinin hepsinin hakikaten böyle bir beklentisi vardı. Bu iki büyüğümüzün, manevi önderimizin hızlı bir şekilde türbelerinin restorasyonu ile ilgili kurullardan onayları çıkarttık, projelerimizi onaylattık ve inşaata başladık. Tapduk Emre bitti. Gerçekten aslında uygun, o eski dokuyu hiçbir şekilde bozmadan, aslını bozmadan restorasyonlarını tamamladık. Burada biraz önce gördüğünüz gibi Tapduk Emre Hazretlerinin türbesinin restorasyonu, müzesi, aynı zamanda cami inşaatı ve restorasyonu, kurban kesim alanları, çevre düzenlemesini hepsini bir arada bitirdik. Bu şekline getirdik. Allah hamdolsun bütün gelenler de çok memnun oluyorlar, dua ediyorlar. Biz de bunu büyük bir sevinçle hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte de tabii ki Hasan Dağ'yla, Somuncu Babası'yla, Ihlara Vadisi'yle, evet, Tuz Gölü'yle, az önce belirttiğiniz gibi Tapduk Emre'nin makamıyla, gıdasıyla, gastronomisiyle aslında müthiş bir, evet, il.
ve bütün ekip birlikte çalışıyorsunuz. Aksaray'a insanların gelmesi için birkaç sebep söyleyecek olsanız neler söylersiniz? Neler söylerdim? Şimdi Nisan ayında inşallah sizleri, en geç Mayıs ayında Yunus Emre'yi de bitiriyoruz. Orayı da mutlaka görmenizi isteriz. Cami inşaatımız bitti. Türbenin restorasyonu bitti. Çevre düzenlemesi ve amfi tiyatromuz kaldı. Onlar da bittiği zaman muhteşem bir eser ortaya çıkmış olacak. Onun dışında ben de daha önce Aksaray'a birkaç sefer gelmiştim ama Aksaray'ın böyle bir şehir olduğunu, bir kültür şehri, bir sanayi şehri, bir gıda şehri olduğunu gerçekten bilmiyordum. Tarımda Türkiye üçüncüsü. İşte kültürde Ihlara Vadisi Aksaray'da biliyorsunuz. Saratlı yeraltı şehirleri muhteşem. Gerçekten sadece küçük bir kısmı açıldığı halde muhteşem. Hasan Dağı bir tarafta, Güzel Yurt'u, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kervansarayı, Sultanahanlı Kervansarayı, Eski Ulu Camisi. Yani Aksaray'ın neresine giderseniz tarih, buram buram tarihi ve kültür kokuyor. Biz herkesi Aksaray'a bekliyoruz, misafir etmek istiyoruz. Eyvallah, ben de diyorum ki çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Ben gezen tarafındayım. Okuyanlar ben bilirim diyorsa biraz da gezsinler, daha iyi bilsinler diyorum. Mutlaka Aksaray'a gelin, görün, bu güzelliklere şahit olun diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.